delirmiş bu kuyuna ya. Bu kadar da vahşet yani. Az daha dilimi kesecekti. Ben ne yaptım ki? Alt tarafı balayı uzay boşluğuna gönderdim. Bunun için dil mi kesilir? Çok tırsıyorum. Neyse, kuyuna sakinleşene kadar buralarda idare ederim. Karnım da acıktı. Şu ihtiyar cadı bir şeyler yapmış mıdır acaba? Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Burnunu görebiliyor musun? Zaten görünmeyecek gibi değil ki kocaman. O kadar gülme. Emreciğim, saat 12 olmak üzere. Olamaz, bez bebek olacaksın. Üzgünüm canım. Ya bu gece bez bebeğe dönüşmesen? İmkansız. Ya ama sensin, nasıl çalışacağım? Emreciğim, eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağım hiçbir şey yoktur, inan bana. Of, sıkıldım ya. Sürekli benden kaçıyorlar. Şimdi de odalarına kapandılar. Niye beni hep yalnız bırakıyorsunuz? Bil bakalım niye? Siz kesinlikle bir şeyler çeviriyorsunuz. Ama gözüm üzerinizde. Benden saklayamazsınız. Nasıl olsa anlayacağım. Hadi o zaman. Özge buraya geldiğine göre biz aşağı iniyoruz. Hı-hı. Hadi Yağmur. Ben de geleceğim. Sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Karnınız acıktı mı? Benim canım bir şey istemiyor. Benim de. Nana kim bilir şimdi nerededir? Karnı aç mıdır acaba? Hani nanadan vazgeçmiştiniz? Hani annemi seviyordunuz artık? O 5 dakika süren bir durumdu canım. Birden nananın kıymetini anladık. Yani? Size anneme söyleyeceğim. Selam da söyle. Sütlü kahve de söyle. Şekerli olsun. Anam. Uçma uğraşmayın, beni yakalayamazsın. Görürsün bak, yakalıyor muyum, yakalayamıyor muyum? Şöker, sen aldırsın, çabuk buraya gel. Bugünlerde de pek popülerim canım. Yapmayın bak, ayıp oluyor. Ne olur, ayıp oluyor ama. Emre, Yağmur. Canım, söylesenize. Saçımdan bir tutam istediğinizi. O kadar kaçma kovalamaca yaşamak zorunda kalmazdık. İyi de bizi dinlemedin ki. Neyse, yanlardan al, üstler kalsın ona göre. Karizmam bozulmasın. Siz ne yapacaksınız benim saçıma? Tatil edememiz için. Bir deney yapacağız da. Ha, güzel. Demek bedenimi bilme bağışlıyorum, öyle mi? Sayılır.
Neyse bu kadar yeterli. Yaşasın. O zaman bir şekerli bir sade. Hadi kuluna gelmeden bana müsaade. Bay bay. Ya gitti mi? Hayır hayır. Git. Mutfak da çok uksak lan. Hadi hadi. Tamam. Kulina. 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 Efendim geldim geldim. Ah. Ne oldu? İşte şokerin saçı. Ah. Aferin çocuklar. İksir işi tamam demektir. Hadi. Bay bay. Çak. Nana seni kurtaracağız. Çok yoruldum. Daha çok var mı? Bakalım ne kadar kalmış. Belki de ne kadar kaldı. Ayaklarını su toplayınca oraya varacaksınız. Olamaz. Dayanamayacağım. Artık geri dönemeyin. Hadi dayan biraz. Umarım oraya vardığımızda yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Dorkan'a rastlamazsak iyi bir kıyafet çekeceğimizden emin olabilirsin. Gitmeyin. Oraya gitmeyin. Dorkan sizi bekliyor. Çok tehlikeli. Nana. Dorgan'dan korkmuyorum. Hem korkuyla yaşanmazmış ki. Diğer arkadaşlarının hep günü olarak yaşamasına göz mü yumacaksın yani? Ya da hep böyle saklanarak sefalet içinde mi yaşayacaksın? Hayır Muşki, bunu yapma. Doğru. Hı-hı. Üç kişi vardı, biri kırıldı, kaldı iki kişi. İki kişi vardı. Şuraya bak. Burası harika bir yer. Hey Nana, dikkatli olmalıyız. Dorgan her an. Her an bizi görebilir. Çok lezzetliymiş. Alsana. Çabuk olmalıyız. Uyandığında bunları hazır bulmazsa sonumuz çok kötü olur. Bir şey mi oldu Yüce Dorgan? Yakınlarda bir yerde yabancı birinin kokusunu alıyorum. Bu imkansız Yüce Dorgan. Sersemler! Siz ayakta uyuyorsunuz. Büyük Dorgan yanılmaz. Çabuk bana o yabancıyı getirin. Çabuk koşun! Emredersiniz Yüce Dorgan. Gördün mü? O kadar da tehlikeli değilmiş. Hadi biraz yiyecek toplayıp geri dönün. Kokumuzu çoktan almıştır. Dünyaya gidebilmek için bir yol bulmalıyım. İşte burada. Sen bir insansın. Öyle değil mi? Aslında pek sayılmaz. Yüce Dorgan yabancıyı buldum. Onu rahat bırakın. Kavganın ispiyoncuları sizi. Nana kaç. Nana kaç. Çabuk kaç. Beni düşürme çabuk kaç. Çabuk kaç. Yüce Dorgan bu kaçağı yakaladık. Hacı nerede? Şu tarafa kaçtı. Sanırım bir insan. İnsan mı? Hadi güzel. Siz bunu götürün insanı bana bırakın. Boşuna kaçmaya uğraşma. Dorgan'dan kimse kaçamaz. Yüce Dorgan, şu tarafa git. Buralarda olduğunu biliyorum. Boşuna saklanma. Git buradan. Bizim de başımızı derde sokacaksın. Lütfen izin verin saklanayım şurada. Gitmesen yerini Dorgan'a söyleriz. Dorgan da neymiş canım? Git. Git. Kaçamazsın, gel buraya. Lütfen beni bırak gideyim. Bırakmak mı? Sen benim baş kolum olacaksın insanoğlu. Aa,
sonra ne yapacaksın? Şu anda fil çenemcisisin. Seni bir güzel bezleyip baş kölem yapacağım. Gücelerden daha çok işe yarayacağın kesin. Ben senin kölen falan olamam. Bak hele sen şu ağzını. Ona bol bol yiyecek verin, iyice beslensin. Emredersin yüce Dorgan. Burası çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunu. Ve kaçsak da Dorgan bizi bulur. Bunlar kim? Bütün gün kölelik yapıp enerji üretmiş olan cüceler. Burada dinleniyorlar. Yarın sabah ben de onlarla gideceğim. Bu kesinlikle bir kabus olmalı. Asla evime dönemeyeceğim. Deli olacağım. Hiçbir bilgi yok. Yapacak bir şeyler olmalı. Kim bilir zavallı nana ne haldedir. Belki de... Ay neyse, bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Ah. Dünyadaki bir ağacın dibine dökülecek ve ancak bir dünyalı bu ağaca tırmanarak kayıp kişiyi bulabilir. İnanılır gibi değil. Neredeyse imkansız bir şey. Böyle bir şey göze alacak, hiçbir tehlikeden korkmayacak, hem de nananın sırrını bilecek birisi. Ah, bak bu çok yaşlı. Çocuklara bu tehlike atmak doğru mu acaba? Seni kokarca seni. Ya ne yapayım Makbuş? Hiç olmazsa tatilde düşsün yakalayayım ben. Ay. Aa Kulina. Kulina. Nana'yı geri getirmenin bir yolunu buldun mu? Galiba buldum. Ama bu iş de kolay olmayacak. Hadi Kulina, sen üstesinden gelirsin. Bu sefer benim yapabileceğim bir şey değil aslında. Peki kimin yapabileceği bir şey? Kulina'm, söylesene, Nana'yı kim kurtaracak? Aslında bu karışık ve zor bir mesele. Nana'yı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırız. Evet. Öncelikle bir iksir hazırlamam gerekiyor. Bu iksire şoker ve simgeden alacağımız bir şeyleri katmak zorundayım. Ama neden? Çünkü Nana'nın uzay boşluğunda kaybolmasının nedeni onlar. Sen simgeyi bize bırak. Saçından bir tutam alsak olur mu? Harika. Şokeri de bana bırakın. Hı-hı. Şimdi hala oyuncaklar dünyasının etrafında dönüp dönüp duruyordur. Oh olsun Mendebura. Yeter artık, çok fenayım. Kurtarın beni. Bakın bakın yine geçiyor. Sen ne bakıp duruyorsun? Bir şey yapmanız lazım. Çok eğleniyor baksanıza. Az şoker, ne şanslısın. Ben bile o kadar yüksekte uçamıyorum yani. Aa, yok oldu. Bakın bakın orada. Hey, şoker! Şoker! Şuna bak, şimdi üzerinde kusacağım. Ne dedi? Şimdi üzerinizde uçacağım dedi. Ama bırakın onu. Gelin biz uçakla uçuralım. Tut, tut ucundan. Bu iksiri hazırladıktan sonra gece saat tam 12'de bahçedeki ağaçlardan birine dökeceğiz. Ağaç hızla büyüyerek gökyüzüne doğru yükselecek. Bu ağacın dallarına tırmanarak gökyüzüne doğru çıkıp Nana'yı bulabiliriz. Ancak... Evet ancak? Bu ağaca içinizden biri tırmanmak zorunda. Çünkü Nana'nın sırrını dünyada sadece üçünüz biliyorsunuz. Ay çok heyecanlı. Peki hanginiz Nana'yı kurtarmak ister? Ben! Ben! Güzel.
Hem ikiniz beraber giderseniz birbirinize de yoldaş olursunuz. Aa Kulina Hanım, şaşırdın galiba. El kadar çocuklar nasıl tırmanırlar ta gökyüzüne kadar? O halde Makbule Hanım, siz tırmanın, tabii tırmanabilirseniz. Buna dünyada izin vermem. Neden siz gitmiyorsunuz? Maalesef bu ağaca sadece bir dünyalı tırmanabilir. Yoksa ben çoktan gidip almıştım nanacığımı Makbule Hanım. Hı. Eğer nananın kurtuluşu bizim elimizdeyse bunu seve seve yapacağız. Yani. Bu ağaç sizi doğruca nananın yanına götürecektir çocuklar. Tabii o zemin boşluğunda hala sürüklenmiyorsa. Nanayı bulup aynı yoldan geri döneceksiniz. Anlaştık mı? Yalnız gün doğmadan geri dönmek zorundasınız. Ay durun canım bir dakika. Sanki çocukları bakkala ekmek almaya gönderiyorsunuz. Bu iş o kadar kolay mı? İyi o zaman bırakalım. Nana uzay boşluğunda sürüklenip dursun. Çok heyecanlı olacak. Komutan Emre uzay görevi için hazır Yüce Kulina. Tövbe estağfurullah. Şuna bak, hala işin eğlencesinde. Endişelenme Makbuş Hanım, çocuklara hiçbir şey olmayacak. Hadi siz doğru Simge'nin yanına, ben de Şoker'in, tamam mı? Güle güle. Çocuklar nereye? Nereye olacak? Şirkete gidiyoruz Makbuş. Küçük bir işimiz var ya. Ben de geleyim, evde çok sıkıldım. Ay bir dakika, kendi başınıza nereye gidiyorsunuz? Şuna bakın, ne kadar yükseğe çıktı, görüyor musunuz? Çok eğlenceli. Evet. Çok eğlenceli. Evet o, baksanıza uçurtmayı yakaladı. Ya Şoker ne yapıyorsun? Ya bırak. Bıraksana Şoker, uçurtmamızı. Yapma. Bırak uçurtmamızı. Bıraksana. Bırak. Şoker, bırak şunu. Şoker, bırak şunu. Eğleniyoruz. Ay dikkat et. Şoker, ne yaptın? Uçurtmanın ipini kopardın. Kesin sesinizi, sersem ben. Saatlerdir ben ne haldeyim, haberiniz var mı? Neyse, bu aptal şey sayesinde kurtuldum. Bazen siz bile işe yarıyorsunuz, biliyor musunuz? Nereye kayboldu bu Şoker? Şoker'i gördünüz mü çocuklar? Gökyüzünde dönüp duruyordu. Kendine yeni bir eğlence bulmuş işte. Eğlence değil. Ona ceza vermiştim. Öyle mi? Uçurtma uçuruyorduk. Hı-hı. Şoker uçurtmaya tutunup Hı-hı. aşağıya indi. Hı-hı. Olamaz. Şimdi nerede peki? Bilmiyoruz. Hay aksi. Hemen bulup getiririz Kulina. Hiç merak etmeyin. Hadi. İksiri bir an önce yapmalıyım. Nana kim bilir ne kadar zor durumdadır şimdi. Oraya da baktım. Orada da yok işte. Yok. Bulamadınız mı hala? Maalesef. Ama herkes onu arıyor. Hay aksi. Nana'yı kurtarabilmemiz için Şoker'i mutlaka bulmamız gerek. Her yere baktık ama yok. Aramaya devam edin. Gece yarısı olmadan mutlaka bulmalıyız. Tamam. Böyle yana yakıla beni aradıklarına göre bu kez Kulina bana çok çok büyük bir ceza verecek olmalı. Çok tırsıyorum. Tabii Nana'yı bulamadıkça Hıncır'ı benden alacak. Hemen savaşayım bari ki. Mavi ormanın... İşte orada. Ha, kız nerede? Orada. Seni var ya seni. Tutun onu. Ama Kulina, çok tırsıyorum. Güzel, tırsan iyi edersin. Çünkü Nana yaptıkların için seninle hesaplaşacağız. Ama ondan önce yapmam gereken önemli bir şey var. Olamaz. Kulina çok konuştuğum için dilimi kesecek. Saçmalama Şoker. İşte buna dayanamam. Dilim olmadan ben bir içim Kulina. Ne yapıyorsun? Bay bay. Ah Şoker'a. Şimdi düdüğün yağa kaçtı, iyi mi? Tut şunu. Piero.